Öyle sevda öyküleri vardır ki doğduğu coğrafyada kalamaz insan. Mesela Boğaz manzarası gitmez aklından. Kokusu çağırır denizin ya da mavisi. Huzurlu bir yuva. Kışın közde kestane, sıcak kandil simidi. Ez cümle, işte o sevdadır bu göçün hikayesi. Ben Nergiz Ünal, 84 doğumluyum, Özbekistanlıyım. 2009 senesinde Türkiye'ye geldim. Çalışmak amacıyla gelmiştim. 2010'da da eşimle tanışarak evlendik. Şu an 3 çocuğumuz var. Nergiz nasıl bir ortamda büyüdü? Çocukluğunda neler yaşadı? Kendisinden dinleyelim. Güzel bir ailemiz vardı. 4 çocuğuz. Abim var, 2 tane de kız kardeşim var. Annem, babam beraber hep yaşıyorduk. Annem çok genç vefat etti. Annem hasta olmuş, hastalanmış. O doktora da gitmek istemedi. Geçer, öyle iyileşirim diye. Ama bir gün işte... oldu yani. Vefat etti. Öyle kaldık. 12 yaşlarında falan. Annesinin vefatının ardından okul hayatı da son bulan Nergiz iş hayatına atılmış. Bir erkek 3 kız kardeşiyle yaşam mücadeleleri erkenden başlamıştı. Ben aslında çok başarılıydım okulda annem ölene kadar. Kuaförlüğü öğrendim ve çalışmaya başladım. Peki Nergiz Özbekistan'da yaşarken bir gün Türkiye'ye gelip yuva kuracağını ve bu topraklarda yaşayacağını hiç düşünmüş müydü? Türkçe şarkıları biliyordum sadece. O kadar Tarkan'ı dinlerdik falan. Ezberlemiştim ama çok fazla anlamıyordum. Hani bazı sözleri anlıyordum, bazıları yok ama bir gün Türkçe'yi konuşacağım diye hiç düşünmüyordum. Hatta gideceğim diye düşünmüyordum. Evlenme yaşım geldi. 22 yaşlarımda falan o. Ve o ara diğer kardeşim birisi Türkiye'ye geldi, abim. Türkiye'ye geldiler. Teyzem de gelmişti. Ve burada çalışıyorlardı. Abisinin çalışmak için Türkiye'ye gelmesi, Nergiz'e ömür boyu sürecek sevdasının kapılarını açacak, kendisi de ailesinin peşinden Türkiye'ye gelecekti. Telefonda işte sürekli irtibattaydık. Buraya gel diyorlardı. Burada beraber yaşayalım dedi. Buraya geldim, öyle buradaki yaşamım öyle başladı. Araştırmadığım, hiç bilmediğim bir ülke, dilini bile bilmiyorum, hiç Türkçe bilmiyordum, sıfır. Birkaç ay zor geçti. Çalışacağım diye geldim. Türkçe konuşmaya başladıktan sonra, ondan sonra iş buldum. Türkçeyi öğrendikten sonra çalışmaya başlayan Nergiz için yepyeni sürprizler olacak, patronunun vasıtasıyla Adnan Bey'le tanışacaktı. Böyle birisini tanıyoruz, evlenmek ister misin? Yaşın da gelmiş dediler. Sizin orada genç evleniyor, sen evde kalmışsın diye. Öyle şaka ile başladı aslında. Öyle tanıştırdılar. Yani telefon değiştik. Nergiz ve Adnan Bey karşılıklı telefon numaralarını alıp birkaç kere görüşse de Nergiz yabancı biriyle evlenmekten çekinir. Ancak ilerleyen günlerde Adnan Bey onu ikna edecektir. Peki neydi Adnan Bey'de onu etkileyen?
telefonda da bu kaba konuşuyordum, istemiyordum. Ne bileyim, hem yabancı olduğu için acaba nasıl bir insan, yapabilir miyim diye. Öyle telefonda konuştuk, 3 kere falan konuştuk zaten. Sonra izin günlerimizi denkleştirdik, Üsküdar'da buluşacaktık. Ta 10 sene öncesi Üsküdar'da şöyle sahilde kermes vardı. Ben geldim, izinden çıktım, geldim. Görmedik birbirimizi. O aralar ne WhatsApp ne başka bir şey vardı. Resim de yok. Öyle tanımıyoruz birbirimizi. İlk görüşümüz olacak. Kermesi dolaştım, 1 saat geçti. Telefon çalmıyor. Niye çalmıyor, bu aramadı. Neyse ben dedim, orada banklar var. İşte oraya gittim. Bu sevda hikayesini bir de diğer kahramanından, Adnan Bey'den dinleyelim. O gidip buluşacağım saatte benim de bir huyum var. Hiç geç kalmam gideceğim yere. Erken giderim. Daha sonra bekledim, yanında birisi de oturdu. Ama bekliyorum gelecek diye. Ya bu genç, yanında oturan da genç. Abi gözüm ucuna bakıyorum böyle. Keşke bu çıksa diyeyim de içimde böyle şeyler var. Hiç söylememiştim bugüne kadar. Bekledim, aramıyor. Bekliyorum, aramıyor. Gelen giden de yok ama yanında da birisi var. Keşke bu olsa diye de içimden geçiriyorum. Telefonuma baktım, telefonum kapanmış o ara. O aramış, ulaşamamış. Arayayım dedim. Arayınca yanımda birisi alo diyor. Tam yan yana olduğumuzu anlayınca öyle bir içim şöyle bir oh çektim. İyi ki dedim, ulan ne güzelmiş dedim içimden de. Sonra daha ben bırakır mıyım peşini? Daha bırakmadım tabii. Ve o esnada abim de aslında evlenmem için birisini bulmuştu. O abim de diyordu ki sen bugüne kadar zor yaşadık. İyi birisi, böyle durumu iyi olan birisiyle evlen. Böyle daha güzel yaşa. Yani abi olarak iyilik ister. Ama Adnan Bey'le görüşünce diğerine gitmedim o gün. Aynı günde görüşmemiz. Telefonunu bile açmadım. Nergis'in Adnan Bey'le tanışması hayatının dönüm noktası olmuştu. Ülkeler arası bir sefer gibi görünse de kalpten kalbe bir sevda göçü başlamıştı. Konuşması hoşuma gitti. Aslında ben yaş farkımız var. 14 yaş büyük benden. Ben dedi sadece bu dünyalık değil, öbür dünyalık da eşim olmanı isterim dedi. Ben sana böyle büyük şeyler vaat edemem. Öyle bir yaşantım yok benim dedi. Ama ne yesem yediririm, kimseden de eksik etmemeye çalışırım dedi. O anda kararımı vermiş oldum. Başka şey de düşünmedim yani. Bu insan benim dedim. Yani evleneceğim insan bu dedim yani. Ben hayatımı biraz anlattım. Kendisi de biraz hayatından anlattı. Karşısındaki ne olduğunu bilmiyor. Yani kültürümüz farklı. Daha yeni gelmiş, bir sene olmuş. Aklına kötü şeyler gelmemesi adına orada konuşmalarım oldu kendisine. Niyetimin gerçek olduğunu, evlenmek istediğimi, başka bir şey aklına gelmemesi gerektiğini, korkmaması için her türlü şeyi orada anlattık işte. Herhalde öyle bir şey anlatmışım ki bir daha buluştuk.